Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir kurabiye tarifim var ama bu sefer sizlerle elmalı kurabiye yapacağız. Biz çok beğeniyoruz, dilerim siz de beğenirsiniz. Kanalımda olmadığını fark edince hazır tatilken ben de yapmak istedim. Evet, elmalı kurabiyemiz için gerekli olan malzemelerimiz şunlar arkadaşlar. 125 gram tereyağımız var. Benim tereyağım iki çeşit, biri ev yapımı, biri hazır ürün. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Yarım su bardağı pudra şekerimiz var. İki yemek kaşığı yoğurt var. Muhakkak elmalı kurabiyenin hamuruna yoğurt konur arkadaşlar. İki yemek kaşığı nişastamız var. Bir adet yumurtamız var. Bir çimdik, yani parmağımızın ucuyla tuzumuz var. Tatlı kurabiyelerde her şeye tuz çok yakışıyor. Burada da kabartma tozu ve vanilyamız var. Ve 3 su bardağı da un hazırladım. Tabii ki kontrollü kullanacağız. Bunun dışında iç harcı için 4 adet elmamız var. Yine 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tarçınımız var. Ve 1 kahve fincanında çekilmiş cevizimiz var. Ceviz yoksa fındık da kullanabilirsiniz tabii. Hatta hiç kullanmayabilirsiniz de. Evet, şimdi kurabiyemizin yapımına geçelim. İlk olarak ben sıvı malzemelerin hepsini güzelce boşaltacağım kaseme. Sıvı yağımızı koyduk, yumurtamızı koyduk, yoğurdu koyalım. Sirkeyi de koyduk ve bunları bir çırpıcı yardımıyla şöyle karıştıracağım. Şimdi pudra şekerini ilave ettim. Tuzu da bu aşamada katabiliriz. Tereyağımı da ilave ediyorum. Ve vanilyamızı katalım. Bir güzel karıştıralım bunu. Bu sefer eller görecek işin içine tabii ki. Nişastamızı ilave ettik. Kontrollü olarak unumuzu koyuyorum. Daha şöyle yarısını alayım. Diğer yarısını da kontrollü olarak kullanacağım. Ve tabii kabartma tozumuzu da unutmayalım. Tamamını boşaltıyorum. Tamamını alacak durumda şu anda. Gerekirse ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, yumuşacık bir hamur oldu ve 3 su bardağı un tam ideal geldi. Ben şimdi hamuru buzdolabına koyacağım. 15-20 dakika buzdolabında dinlendireceğim. O arada ben de elmalı iç harcı hazırlayacağım. Önce elmaları güzelce soyup sonra rendeleyeceğiz. Sonra da şeker, tarçın ve cevizle beraber ocakta sendireceğiz. Elmalarımı rendeledim. Şimdi bunları bir tavaya alacağım ve şekerle buluşturacağım. Cevizini ve tarçınını en son ilave edeceğim. Şimdi doğru ocağa. Tarçını ve cevizi ilave edip ocağın altını kapatacağım arkadaşlar. Hamurumuz yağlı bir hamur. Ve ben şimdi bunu 4 eşit parçaya böleceğim ve tabak genişliğinde açacağım.
Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi soğudular da. Şimdi ben onlara biraz pudra şekeri serpeceğim. Sonra da servis tabağına alacağım. Tam 25 dakika pişirdim 180 dereceli fırında. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.